Merhaba millet. Bu oldukça eski nostalji programına hoş geldiniz. Wolfenstein 3D ya da Wolfenstein 3D oynuyoruz. 1992 yılında ID Software tarafından çıkartıldı. Mayıs 5, 1992'de. Biraz daha konuşacağız. Oyunu başlatayım önce bir. Bu sesleri kapatmadım iyice sessiz olmasın diye. Müziği kapattım çünkü oyunda ses ayarında gördüğünüz gibi sesi kısma falan yok. O yüzden çok yüksek oluyor ve şu anda hiç uzun süre ayrı ayrı ses kaydedip editle uğraşmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Kusura bakmayın. Şöyle bir güzellik var. Quit diyorsun mesela. Chickening out already falan yazıyor böyle. İşte tavuk gibi kaçıyor musun şimdiden falan gibi laflar ediyorsun. N'ye basıyorsunuz no olarak. Gidiyor. Bu sesler çok yüksekse kusura bakmayın. Elimden geleni yaptım yani. Sesi biraz kısıp izlersiniz olmazsa. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 6 episode var. Her episode 10'ar bölümlük. 10'ar level'lık yani. Bu level'larda kat kat çıkıyorsunuz her bölümün başında. Bir işte her bölümün sonunda bir şey buluyorsunuz. Level'ın sonunda asansör buluyorsunuz. O sizi bir üst kata çıkartıyor. 10 tane kat var işte. Ve her aynı zamanda şeyde, episode'da birer tane gizli kat var. Gizli bir asansör bularak çıkılan. Mesela ilk bölümdeki episode'daki şeymiş. Bir Pac-Man bölümünü yapıyormuş. Şimdi askerimiz sağdaki tip. Gördüğünüz gibi işte zorluk seviyelerinde ne kadar sert bir adamsın diyor. Babacım oynayabilir miyim? Bana zarar verme. Getir bakalım üstüme. Ben ölümün ta kendisiyim. Modları var. Surat da değişiyor. Getir bakalım da oynayalım. Şimdi tabi mouse kontrolü biraz sıkıntılı bunda. Çok sıkıntılı hatta kontrolleri yani. O yüzden baya kötü oynayabilirim. Blazkowicz diye bir adamı canlandırıyoruz. Mouse'la mı oynasam, klavyeyle mi oynasam bilemedim. Çünkü mouse ilerletince ileri gidiyor falan böyle bir kontrolü kötü. Sırf sağ sol olsa güzel olacak da. Neyse ben klavyeyle oynayayım. Zor olur ama olsun. O ses çok iticiyse kusura bakmayın. Bu şekilde öldürüyoruz. Hatta bir dakika. Sesi tamamen kapatayım. Benim pamuk sesimle izleyin videoyu. Çünkü böyle cidden kötü olacak. No. Back to game. Evet, böyle yerde yemekler falan buluyoruz. Onları işte yiyoruz. Yedikçe güzel şeyler oluyor. Aa, boşa ateş ettim. Neyse. Yedikçe güzel şeyler oluyor dedim. Yani canımız doluyor. Polonya asıllı bir Amerikan askerini oynuyoruz. İsmimiz Blazkowicz. BJ Blazkowicz. Öyle bir adam. Doğru okuyor muyum bilmiyorum ama. Can veriyor şeyler, yemekler. Yemeye gerek yok şu anda çünkü zaten canımız dolu. Zindandan kaçışla başlıyoruz. Wolfenstein Kalesi'nde. İşte bir yani Nazileri öldürmek amaç sonuçta. Nazi planlarını bozmaya çalışıyoruz. First person shooter türünün atası olarak kabul ediliyor bu oyun. Aslında daha önceden başka bakın Hitler var, bir sürü Nazi sembolleri falan var böyle. Nazi binasındayız çünkü. Şey bundan önce hatta 1970'lerde bile first person ve 3D oyunlar yapılıyordu. Çok hani vasat olmakla beraber yapıldığı bir gerçek. Yani bir de köpek falan böyle saldırabiliyor. Öyle sıkıntılar var. Neyse. Bu yine de ilk en babaları olarak kabul ediliyor. Çünkü gerçekten bu türü böyle adam gibi yapan, popülerleştiren ve türün temel özelliklerini katan oyun bu. First person shooter türüne böyle kapı kapı geziyoruz. Adamları vuruyoruz falan. Çocukken hiç beceremiyordum bunu. Şimdi daha iyi becerdiğimi fark ettim tabii yılların verdiği tecrübeyle ama yine de kontrolleri çok zor yani. Umarım mideniz falan bulanmıyordur bu grafiklerden çünkü bazen bulanabiliyor. Şurada bir şey var mıydı?
Ha, doğru girdik. Devamından çıkmışız. Okey. Dönelim. Gizli kapılar falan var. Böyle yerleri yaptığınız zaman falan gizli kapılar. Oyunu yapanlar John Carmack ve John Romero var oyunu yapanlar arasında ki bunlar hem ID Software hem de oyun dünyasının en önemli isimlerinden bazıları. Romero ve Carmack isimlerini herhalde duymuştur tecrübeli oyuncular aranızdaki. John Romero istemiş gizli kapı olsun diye. Bakın burada birini buldum mesela. Hatırlıyordum çünkü küçüklüğümden. İlk bölümleri hep oynuyordum. Ama diğerlerini oynamıyordum. Health pack falan var ama şu an tabii cana ihtiyacımız yok. Neyse, tarama tüfek buldum. Yaşasın. John Romero istemiş böyle gizli kapılar koyalım diye. Carmack da olmaz demiş ama John Romero ısrar etmiş. Oyunlarda çok önemlidir secretlar falan demiş. Adam tabii vizyoner. Gerçi Carmack da vizyoner sayılır ama olsun. Ses olmayınca dayak yiyene kadar fark etmiyorum. Neyse sonra Carmack kabul etmiş ve oyuna koymuşlar bu şeyleri. Gizli kapıları falan. Etkileşime girdiğiniz zaman böyle tablolarla falan çıkıyor kapılar. Mesela tam buradan girelim. Böyle level level gidiyorsunuz işte. Bundan sonra çıkan Doom tabi iyice bir geliştirme yaptı. Bazı insanlar o yüzden Doom'u atası olarak kabul ederler ama yine de bence de bu türün atası Wolfenstein 3D'dir. Tam olarak yalnız çok yakın mesafeden sağlam koydu adam. Ciddi can gitti. Bu arada şu altınları falan toplayınca para kazanıyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz daha doğrusu. Gizler, altınlar falan böyle buldunuz mu secretları ve altınları. Yana doğru gitmek yok farkındaysanız o yüzden böyle şey. Ya da ben bulamadım ama sanırım yok gerçekten. Geri dönsem can alsam iyi olur. Sessiz oyun oynadığım için kusura bakmayın bayağı kötü olmuş oluyor ama ses gerçekten çok iyi değil. Hatta birazcık dinletmek gerekirse çok yüksekte olacak olsa şöyle azıcık dinleteyim. Böyle bir müziği var. Oynarken keyifli oluyor aslında ama tabi burada koymasak da olur. Hatta Nostalji Max Payne videosunda da hatırlarsanız müziksiz oynamıştım. Mecburiyetten de gayet de beğenmiştiniz. O yüzden burada da o kadar kasmayı düşünmüyorum şu anda. Her neyse. ID Software FPS türünü yazıyorsa kabul ediliyor. İşte en son Rage yaptılar gerçi ki Rage bence büyük bir faciaydı çünkü işte 1992 yılından kalma bir oynanışa sahipti yani yenilik yoktu. Çağa da ayak uyduramamıştı. Böyle bir sıkıntı vardı bence Rage'de ki onunla ilgili inceleme ileride siteyi açtığım zaman sitede okuyabilirsiniz. Şimdi buraya onunla ilgili bir şey koymak istemiyorum. İlginç. Neyse. Çocukken ben bunu işte oynadım. Zaten 92 yapım oyum. Ben 90 doğumluyum. 3 yaşında bilgisayar oynamaya başlamıştım. Lemmings ile başlamıştım. Daha çok babam geçiyor o zaman bölümleri. Ama 4-5 yaşımdayken falan bunu oynuyordum. Doom da bundan biraz sonra çıktı. İşte kaç? 93'te çıktı Doom da. Bir sene sonra çıktı yani. Onunla daha sonra oynamıştım biraz. Dikkat etmişsinizdir bu arada unuttum söylemeyi. Asansör kapısını bulduk. İlk level'ı bitiriyoruz işte şimdi. Evet. Bir üst level'a gidiyor. Böyle bitirdiğiniz zaman secret'ları bulma, treasure'ları bulma falan. Treasure sadece %30'unu bulmuşum. Secret'ların %20'sini bulmuşum. Siz düşünün yani. Bu oyunda bu kadar fazla bölüm var gizli gizli. Adamımız dayak yedikçe aşağıda görüyorsunuz. Solda da yukarıda da görüyorsunuz. Adamın suratı değişiyor işte. Kan akıyor falan. Ağzı yüzü dağılıyor. Bu harika bir özellik bence. Keşke şimdiki oyunlarda da böyle bir arayüz koysa yani seçenekli bile olsa. Çok keyifli gerçekten adamı o şekilde görmek yani hasar aldığını falan anlamak açısından bence oldukça başarılı bir yöntem olmuş. Burayı hatırlıyorum ya köpek doluydu hiç sevmezdim. Sürekli K9'lar saldırıyor. Hiç benim viskim böyle saldırgan değil gayet uslu bir köpek. Tamam uslu olmayabilir ama en azından saldırgan değil. Neyse. İşte o zamanlarda böyle sürekli dayak yiyordum. Adamın suratı hep dağınık oluyordu falan beceremiyordum.
Üzülüyordum dayak yiyip yiyip. Bu duvarda falan gizli kapı var mıdır ki ya? Bir özel bir şey falan koysalar da görsek aslında, ama neyse yokmuş herhalde yani. Ya da bulamadım yine. Bundan sonra devam oyunları falan yapıldı. Bir kere bu işte ilk başta 3 bölümdü. Daha sonra 3 episod daha geldi. Toplam 60 level'a çıktı işte level sayısı. Oyunun dağıtımı çok ilginç. İlk episodunu beleşe veriyorlardı. Shareware dağıtım diyoruz buna. O zamanlar yaygındı bu ki çok da karlı bir sistemdi. Sonradan baktılar ki illa alıyoruz. Bu polis kıyafetler daha bir sağlamdı. Sanırım öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. İşte Shareware olarak dağıtılıyordu. İlk bölüm ücretsiz oynanıyor. Daha sonra geri kalanı için şey yapıyorsun. Oyunu satın alıyorsun. Böyle bir yöntem uygulamışlardı. Çok da başarılı olmuş bu yöntem. Çünkü bayağı bir satmıştı. İnsan ilk bölümü oynuyor böyle. İlk 10 level'ı. Oyun çok güzel. O zaman için inanılmaz bir benzersiz bir şey yani bu. İşte first person shooter olayı. O yüzden herkes de alıyordu oyunu. Hani madem öyle biz alalım bu oyunu falan şeklinde. Ha, adam varmış. Bu dağıtıma daha sonra Doom'a falan da devam ettiler. Bayağı Commander Keen serisinden önceden yapmış. Bana ID Software'ın dağıtım şekli buydu. Oldukça iyi para kazandılar bundan. 100 bin dolara mal edilmiş sanırım. Oyun bu arada, öyle okumuştum. O zaman için bile herhalde inanılmaz bir değerdir bu. Aman, amcam geldi. Bunlar hep beni öldürüyordu işte. Şimdi tabii karşılarına 3 yaşında değil, tecrübeli biri olarak çıkıyorum. Derken öldüm. Tam bunun üstüne muhteşem oldu yani ölmem. Lives 2 kaldı bakın, can var böyle. Hala ikinci kattan tekrar başladım en başından. Aman neredesin? Ölünce bir oradaki hakkınız gidiyor, bir de silahlarınız gidiyor işte. Tarama tüfeğim gitti mesela şimdi. Elimde şeyle kaldım. Pistolle kaldım. 8 mermili pistolle başlatıyor sizi. Neyse. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Çocukluğumda oynadığım önemli oyunlardan bir tanesi. Birçok insan çocukluğunda oynadığı önemli oyunlardan bir tanesi aslında. Wolfenstein 3D. Bundan sonra şey çıktı bir de işte. Return to Castle Wolfenstein vardı. 2001'de çıkmıştı. Çok güzel bir oyundu. Belki bir ara onu da ileride bir nostalji videosu ona çekerim. Çok daha iyi tabii grafiklerle. Quake 3 motoruyla falan yapılmıştı. Bayağı başarılı bir oyundu o da. Yani çok aşırı başarılı değildi aslında ama ben çok sevmiştim. Ki Wolfenstein seven herkes sevmiştir muhtemelen. Yine Wolfenstein kalesinden kaçarak başlıyorsunuz. Daha sonra işte çok yakın mesafede silahlar çok daha etkili bu arada. Bu da güzel bir şey. Eski yani on düz bir şekilde işte silah şu kadar damage koyar gibi de yapmamışlar. O da ayrı bir güzellik. Neyse şey diyorduk işte. Wolfenstein kalesinden kaçışla başlıyorsunuz. Yine böyle olay işte Nazilerin zombi ordusu kurmaya çalışması şeklinde. Ve aynı şekilde devam ediyorsunuz işte oyununuza. Orada da yine benzer şeyler. Bu oyunun 3. episoduna mesela Hitler'i öldürüyorsunuz. Oyun boss olarak Hitler var. Gerçekten en önemli, en etkileyici oyun sahnelerinden bir tanesi olmuştu da oyun tarihinde bu sebeple. Yani tabii bu kadar fazla Nazi öğelerinin kullanılması sebebiyle işte Almanya'da falan, aha mermi bitti. Bıçakla gel, bıçakla geleneği demek ki Wolfenstein'de başlamış. Biri hala vuruyor ha. Silah sesini duyan geldi, duyan geldi. Neyse şeyleri alalım. Başka gizli yer de bulamadım vallahi hiç. Bakalım. Evet, bulamadık. Neyse. O Return to Castle Wolfenstein'de falan da gizli bölmeler vardı bir sürü. Onları buluyorduk, altın topluyorduk falan. Oyunun ruhunu korumuşlardı bir nebze olsun. Ya burada bitireyim videoyu. Zaten daha fazla minions bulamadan. Çünkü bu grafikler çok mide bulanabilir. Benim şu anda başım döndüğümden bulanmaya başladı. Ama gerçekten çok keyifli bir oyunu. Steam'de 5 dolara bulabilirsiniz oyunu.
DOSBox'ta hazır geliyor. Dolayısıyla siz sadece Steam'den normal oyun açarmış gibi açıyorsunuz. Hiç DOSBox'ta kurmanıza bile gerek kalmıyor. Bu oyunu başlatıyor. Oyun tarihinin en önemli oyunlarından bir tanesidir Wolfenstein 3D. Nedenini artık az çok anlamışsınızdır. Eğer oyun tarihiyle ilgilenen bir oyuncuysanız mutlaka oynamanız lazım. Kendinizi kasın, grafiklere dayanmaya çalışın ve oynayın. Hakikaten ben şu an oynarken keyif alıyorum. Ben şu an oynarken siz de tavsiyem oynayın ve keyif alacaksınız eğer ki bu tarz nostaljik işlerden hoşlanan insanlarsanız. Bu grafiklere rağmen nasıl oynuyorduk siz düşünün artık. Adamın tipi dağıldı. Anahtarla açılan kapılar falan böyle gizli bir sürü yerler de var işte. Böyle arkadaşlar. Video da burada bitsin artık. Ben de zaten daha fazla dayanamayacağım bu grafiklere. Çünkü hakikaten başım döndü, midemi bulandırıyor bu grafikler. Ama zaman zaman açıp oynadığım bir oyun hakikaten. Çünkü keyif veriyor, nostalji oluyor. Siz de bu oyunların tarihi nasıl başlamış? Arkadan vurup öldürüyor bu arada biri beni. Ne, son canımla öldürdüm. Oyunlar nasıl başlamış işte bu şekilde. Ondan sonra biz de küçükken neler oynuyorduk falan filan bilmek istiyorsanız, merak ediyorsanız, bu oyun tarihinin önemli işte mihenk taşlarından birini görmek istiyorsanız Steam'de 5 dolar dediğim gibi alın, oynayın. Çok da keyif alacaksınız bence. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.